Bismillahirrahmanirrahim. Ve aminu bima enzeltu musaddiqan lima ma'akum ve la tekunu evvele kafirin bih ve la teşteru bi ayati thamanan qalila ve iyyaya fettekun. Sadakallahu l-azim. Cenab-ı Hak, ey İsrailoğulları diyor, elinizde bulunan Tevrat'ı teyit ederek indirdiğim Kur'an'a inanın ve onu ilk inkar eden siz olmayın. Ayetlerini hiçbir değere karşılık satmayın ve yalnızca benden korkun. Bakara suresi 41. ayet. Peygamber Efendimiz de buyurmuş ki, وَقَالَ aleyhisselam, مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ تَعَالَى فَاِنَّهُ سَيَجِيءُ اَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ وَيَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ. Kim Kur'an okursa karşılığını ancak Allah'tan istesin. Çünkü öyle milletler gelecek ki Kur'an'ı okuyacaklar ve onunla insanlardan karşılık isteyecekler. Böyle oluyor. Velhasıl Kur'an'ı sırf Allah rızası için okumak yerine hep bir şey beklentisiyle. O günleri yaşıyoruz herhalde. Efendimizin dediği o günleri yaşıyoruz. Enes ibn-i Malik radıyallahu anh bu mevzuda şöyle buyurmuş. Kimi okuyucular vardır ki Kur'an onlara lanet eder. Meysere Hazretleri de bu hususta şöyle demiş. En garip ve kimsesiz günahkar kişinin içinde bulunan Kur'an'dır. Kur'an'a rağmen günah işleyen insan, Kur'an onun yanında kimsesiz. Kur'an okuduğu halde Allah'a isyan eden Kur'an taşıyıcılarına putperestlerden daha çok azap edecek demiş. Kim demiş bunu? Ebu Süleyman Ed-Darani Hazretleri demiş. Çünkü putperest zaten bilmiyor. Ama sen Kur'an'ı bildiğin halde onun yaptığı aynı fiili yapıyorsan Allah sana daha çok azap edecek. Cenab-ı Hak ihlas ve samimiyetle Kur'an'ı talebe yapsın. Amin.